Bugün size İstanbul'da işlenen ve sırrı hala çözülemeyen kesik bacak cinayetlerinden bahsedeceğim. ...2000-2001 yılları arasında İstanbul'un bazı semtlerinde 8 kesik bacak bulunmuştu. Bir erkek, 7 kadın bedenine ait olan bu kesik bacakların sırrı o zamandan bu yana hala çözülebilmiş değil. Öncelikle olay neydi? Bunu hatırlayalım. Bilenleriniz vardır elbette ama bilmeyenler ve hatırlamayanlar için bu video kısa bir özet olacak. 2000 yılında başlayıp 2001 yılında son bulan bu gizemli ve faili meçhul cinayetlerin adı kesik bacak cinayeti olarak geçmişti literatüre. Toplam 8 farklı insana ait bulunan bu bacaklar İstanbul'un muhtelif semtlerinde çöp kutularında poşete konulmuş, önceden suda bekletilmiş olduğu varsayılan vücut sıvıları akıtılmış bacaklardı. Bu bacakların tamamı genç ve bakımlı kadınlara ait olup özenle kesilmiş iken sadece bir bacak erkek bacağıydı ve o da gelişigüzel kesilmişti. İşin garip tarafı cesetlerin geri kalanı asla bulunamamıştı. Olayların olduğu dönemde Richard Walter adında bir uzmanın yaptığı psikolojik profil yayınlanmıştı. Buna göre katil 25 yaş civarındaydı. Bu tür cinayetlerin hepsinde olduğu gibi bir dürtü problemi olan biriydi ve hastalıklı cinsel dürtülere sahipti. Kadınlarla birlikte olmak istiyor ama cinsel olarak bir erkek olmasına rağmen bunu başaramıyordu. Problemlerinin ve şiddetinin temelinde de özellikle sorunlu cinsel hayatı ve cinsel hayat arayışı vardı. Yani kendisini olduğu gibi kabul edemiyordu. Katilin ıslah evi veya cezaevi geçmişi olabilirdi. Çok büyük ihtimalle bir akıl hastanesi geçmişi de vardı. 95-2000 yılları arası incelenmeliydi. Bu belki de polisler için en net maddelerden biriydi. Walter'a göre katil İstanbullu değildi ve çalışmak için İstanbul'a gelmişti. Oda kuleyi merkeze koyup 500 metre yarı çaplı bir daire çizdiğimizde cinayetler tam olarak buralarda oluyordu. Tüm olaylar, tüm suçlar buradaki birkaç yüz binadan birinde işleniyordu. Bir kafenin veya barın gececisi, temizlik işlerini yapan elemanlardan ya da orada bir şekilde bulunup yardım eden ve hatta orada ikamet eden bir çalışan olabilirdi. Çalıştığı yer büyük ihtimalle erken kapanan yerlerdendi. Mesela 10-12 arası kapanan mekanlardan. Bu da kendisine yaklaşık 8 saat boşluk veriyordu. O yıllarda bu tanıma uyan belki 10-20 adet yer vardı. Fakat bunları tespit etmek göründüğü kadar kolay değildi ama çok zor da değildi. Cesetleri 6 parçaya ayırıyordu. Vücut sıvısını süzdürme sebebi ise tamamen pratik dertler, ağırlık ve temizlik diyebiliriz. Zaten birkaç saat içinde çok da süzdüremiyordu doğal olarak. Cesetleri çekçekli bavullarla 2002 tarihinde bulunan bir başka bacakta olduğu gibi belki de el arabasıyla taşıyor ve en az 2 sefer yapıyordu. Bir insan gövdesini yani torso denilen kısmı şehir içinde rahatlıkla taşıyabileceğiniz başka bir yöntem yoktur. 20-30 kiloyu sırtlayamaz ya da kucaklayamazsınız da. Bir ölü bedeni taşımak yaşayan birini taşımak gibi kolay bir iş değildir. Ölen kişi zaman geçtikçe ağırlaşır. Bedeni birkaç dakikadan fazla taşırsanız beliniz ciddi bir şekilde ağrıyabilir. Çok güçlü değilseniz tabii. Katilin arabası yok. Tüm bu işleri yürüyerek veya toplu taşıma kullanarak yapıyor. Toplu taşımaya binmesi ihtiyaçtan olsa gerek. Çünkü bir aracı yok. Belki de gövde gösterisiydi. Cesetleri karşıya geçen 2 köprüden birinden, Galata ve Unkapanı'ndan denize atıyor. Büyük ihtimalle bunları sabaha karşı yapıyordu. Poşetlere dibe batmaları için de ağırlık ekliyordu. Kafa ve ellerin bulunmasını istemiyor. Çünkü kurban bu parçalarıyla teşhis edilebilir. Gövdenin de bulunmasını istemiyor. Çünkü bedene verdiği zararların görülmesini istemiyor. Katil belli ki suçun o kısmından utanıyor. Bacakların bir şekilde su yüzüne çıkmasını istiyor. Bu tamamen psikolojik altyapılı bir durum. Eğer bacaklar da bulunmasaydı hiçbirimizin bu katilden haberi olmayacaktı. Ve bu katille ilgili konuşmayacaktık. Katile göre yaptığı işin yani cinayetlerin amacı konuşulabilmek çünkü bunu bir başarı olarak görüyor. Kendisi için işlediği bu suçlar bir tür başarı ve dünyada bıraktığı iz. ilk kurbanlarını hayat kadınlarından seçiyor. Çünkü en kolay hedef bu insanlar. Sonraki kurbanları ilgili mekana gelenlerden seçiyor olmalı ve kendine güveni arttıkça bilinmek isteği de artıyor. Kadın erkek şeklinde bulunan kurbanlar büyük ihtimalle çiftler. Erkek kurbanlara rastlanan özensizlik ve şiddet hali ilk başta söylediğimiz şeyin sonucu. Büyük ihtimalle erkeklere ilgi duyuyor ve bu isteğini bastıramıyor ve bundan da hiç hoşnut değil. Eğitimli değil ama insanlarla konuşmayı da becerebiliyor. Walter katili tanrı kompleksiyle tanımlıyor. Yani bir nevi aşağılık kompleksi. Çevrenizde kendini çok büyük, çok önemli göstermeye çalışan birileri varsa bilin ki aslında kendisinin küçücük olduğunun farkında olan birileridir. Katil suçunun duyulmasını istiyor ama aynı zamanda duyulmamasını da istiyor. Bu neredeyse bu tür cinayetlerin hepsindeki temel temadır. Bir cinayetinde öğrenci olan kurbanın çantasını Gümüşsuyu Parkı'nda bırakması, telefonunu Tahtakale'de satması ve kız öğrencinin yurdunu araması bunun işaretleri. Büyük ihtimalle tüm cinayetleri için benzer işler yapıyor ama kimlikler belirlenemediği için olaylar da bilinemiyor. Olaylar bilinemediği için katile ulaşmak zorlaşıyor. Şüphesiz öldürdüğü kişilerden trofi yani hatıra aldığı kesin. Büyük ihtimalle ara ara cesetleri attığı yerleri ziyaret ediyor, kendisini güçlü hissettiği o anı yeniden yaşamak istiyor. Bunlar belli ki ilk suçları değil. Geçmişinde aynı benzerlikte suçlar var. Fakat kurgulanışı farklı basit suçlar. Tünel ve Bakırköy metrosuna bıraktığı uzuvlar bulunduğunda katil büyük ihtimalle olay yeri civarındaydı. Yarattığı panik ve korkuyu izlemek için oradaydı. Suçların gelişimi incelendiğinde gittikçe dışa dönük hale geldiğini görüyoruz. İşlek bir caddeye ceset parçası bırakmak tesadüfi ve kolay bir iş değil. Bu durumun sebep olacağı kaotik durum ve korkuyu izlemek, orada olmak onun için çok ama çok önemli bir şeydi ve polise göre neredeyse kesin bir şeydi. Orada olduğu düşünülüyordu. Mesela bazı katiller suç işlediği yere 48 saat içerisinde yeniden gelirler. Bunun özellikle bazı sebepleri var. Katilin bir yerde hata yapıp yapmadığını tespit etmeye çalışması ve hatta eğer hata yaptıysa o hataların izini kaybettirmek. Yani delil karartmak. Ayrıca yaptığı işte ne kadar başarılı olduğu ile gurur duymak. Katlettiği kişinin cenazesine katılması da bir örnek olabilir. Birçok katil öldürdüğü kişinin cenazesine de katılmıştır. Bazı katillerde öldürdüğü kişinin arama çalışmaları yapılırken aramalara da katılır. Bazı katiller de polisle işbirliği yaptığını iddia ederek deliller bulmaya, polise iletmeye ve hatta bazıları basına demeçler vermeye ve polise yardım ettiğini söylemeye, katilin bulunması için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemeye çalışır. Yani bir nevi dedektif gibi hareket etmeye çalışırken aslında gözden kaçan insanlardır bunlar. Eğer olay çok büyük infial yarattıysa halk bu insanları kahraman bile ilan edebilir. Ancak deneyimli polisler ve dedektifler katillerin çalışma biçimine bakarak cinayet öncesinde, cinayet süresince ve cinayetten sonra yapabileceklerine her adımını tahmin edebilirler. Sadece vakit kaybetmeden, olay soğumadan doğru zamanı yakalamaları ve sorguda cesur, kararlı olmaları gerekiyor elbette. Örneğin, Berkowitz adlı katilin suç işlediği noktaları defalarca ziyaret ettiği hem de çoğu vakit toplanan kalabalığın arasına katıldığı bilinir. Bir diğer katil Govan, öldürdüğü kişilerin cenazesine katılmanın ötesine geçmiş, hatıra defteri bile imzalamıştır. Katil Martha Weiss, öldürdüğü kişileri sırf cenazelerine katılabilmek için öldürdüğünü iddia ve itiraf etmiştir. Kemper adındaki katil ise sürekli olarak işlediği suçları çözmeye çalışan polislerle aynı bara gidip davayla ilgili konuşmuştur. Hatta birkaç ay sonra bir ankesörlü telefondan polisi arayıp suçunu itiraf ettiğinde polis buna ihtimal dahi vermemiştir. Dalga geçtiğini düşünüp kızmışlardır bile. Sonrasında gerçekten de eve gidip annesini ve arkadaşını ölü bulunca ikna olmuşlardır. Katil Marcus, kurbanın ailesini kendi arabasıyla gezdirmiştir. Sırf aile çocuklarını bulabilsin diye. Mesela katil Huntley televizyona bile çıkmıştır. Acımız büyük diyerek sebep olduğu acı ve korkuya tanık olma dürtüsü çok güçlüdür bu tip insanların. Çünkü işledikleri suçun en derinindeki tutkulardan biri zaten budur. Konumuza dönecek olursak, katilin günlük rutini Laleli Beyoğlu arasını kapsayacak şekildedir. Odakule civarında çalıştığını düşünürsek büyük ihtimalle diğer tarafta da ikamet ettiği bir yer bulunmakta. Bacakları bir tür fantezi nesnesi olarak kullanmış olması da gayet mümkün. Cesedin kalınını büyük ihtimalle öldürdükten sonra ilk işi denize atmaktı. Polis bulunan ilk bacaktan sonra hemen bahsedilen bölgede binaları taramaya, liminal inceleme yapmaya ve kanıt aramaya başlıyor. Fakat bilindiği kadarıyla köprü diplerine dalgıç göndermiyor. Bu hem mantıklı hem mantıksız. Çünkü taranması gereken bölge gerçekten çok büyük bir bölge. Birkaç haftalık aramayla belki bazı bedenlere ulaşılabilirdi. Ancak bunu yapmıyorlar ve eldeki en somut ipucu buydu. Özetle İstanbul'un en hareketli noktalarından birinde binlerce insanın burnunun dibinde bu suçlar işleniyor. Büyük ihtimalle çok daha fazlası da işleniyor ama bu kadarı su yüzeyine çıkan kısım. Bir süre sonra suçlar bir anda kesiliyor. En azından biz öyle biliyoruz. Ancak bir sürü farklı olay yaşanmış olabilir. Bu kişi başka bir şehre taşınmış olabilir, bir suçtan yakalanmış olabilir, yöntemlerini değiştirmiş olabilir veya hayatını kaybetmiş olabilir. İnternette bu konuyla ilgili sağlıklı bilgi maalesef yok. Ancak bazı gazetelerin eski manşetlerinde bulma ihtimaliniz var. Kesik bacak cinayetinin kurbanlarından bilinen tek kişi 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Yasemin Durgun'du. Yasemin Durgun 18 yaşındaydı. 2001 yılında İstanbul'da hukuk okuyordu. Yurtta kalan Yasemin, 21 Mart 2001 günü alacağı bursla ilgili evraklarını Ankara'ya göndermek için Fatih Postanesi'ne gidiyor. Saat 12 sıralarında yurttan çıkan Yasemin, postane sonrası erkek arkadaşı ile saat 15'te buluşacaktır. Ancak bu buluşma hiç gerçekleşmiyor. Postaneye giden Yasemin'den bir daha haber alınamıyor. Üniversite öğrencisi Yasemin kaybolduktan bir gün sonra Beyoğlu Tünel'de çöp kutusuna atılmış kesik bir bacak bulunuyor. Yapılan DNA çalışması sonucunda bu bacağın Yasemin'e ait olduğu ortaya çıkıyor. 2 gün sonra ise Yasemin'in kayıp çantası Taksim Gümüşsuyu'nda bulunuyor. Çantasında sadece cep telefonu yoktur. Cep telefonu da günler sonra Eminönü Tahtakale'de bir tezgahta bulunur. Maalesef 20 yıllık cinayet dosyasında yapılan tüm çalışmalara rağmen Yasemin'in ne geriye kalan bedeni ne de katil bulunamaz. Ve 2021 yılında dosyayla ilgili üzücü haber gelir. Yasemin Durgun cinayeti 20 yıllık zaman aşımına uğramıştır ve dosya kapatılır. Yasemin o gün kiminle buluştu, kim tarafından götürülüp öldürüldü tespit edilememişti. Yasemin'in bir seri katil kurbanı olduğu düşünülüyordu. Yasemin, Baldır tarafından özenle kesilmiş bacağı bulunan ilk kişi değildi. Yasemin'in olayından önce benzer yöntemlerle kesilmiş tam 6 kesik bacak bulunmuştu. Bunlardan 5'i kadın, 1'i erkekti. Yasemin'in olayından sonra ise sadece bir kesik bacak bulundu. Kesik bacak cinayetlerini işleyen katil bulunamadı. Acaba hala aramızda mı yaşıyor? Hapishanede mi? Akıl hastanesinde mi? Kendi memleketinde istediği gibi bir hayat mı sürüyor? Veya hala İstanbul'un göbeğinde bir yerlerde farklı türde suçlar mı işliyor? Bunu kesinlikle bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa asla bir restoran, kafe, barın son müşterisi olmayın. Tek başınıza oturmayın. Bir çift iseniz bile buna güvenip kesinlikle kimseyle, çok yakından tanımadığınız hiç kimseyle asla oradan ayrılmayın. Kendinize çok dikkat edin.